Herkese merhabalar. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Ne kadar değişik bir manzarayla vlog açıyorum. Boynum sırtım tutuldu. Bugün dükkana gitmedim. Dün pazardan aldığım şu saksı mavi kumaşı. Pardon, bunu bu model değil. Yengeciğim oradan versene şey yeşili. Yeşili. Şu. Ay Allah'ım ne kadar. Bak ekrana bak yenge nasıl yeşil görünüyor. Yeşil görünüyor. Evet, ekranda çok farklı Burada çıkıyor. çok farklı çıkıyor. Bu pantolon olacak. Ay eğilirken çok zorlanıyorum. Bu yeşil şeyden tüylü kumaştan. Bu benim montum. Daha önce ben bunu Adil Işık'tan almıştım ama kaç yıl oluyor? Böyle panço gibi bir modeli var. Şöyle kenarları hatta dikişsiz bile bunun böyle. Bu modelde dikeceğiz. Şimdi yengem bunun yengem pratik kesiyor bu arada. Hani öyle kalıpla değil. Şimdi modelini böyle bakıyorsun. Çözmeye mi çalışıyorsun yenge böyle tersten bakarak? Çünkü bu montun şu an tersi. Ön tarafı böyle süet gibi. Şöyle. Ben bunu yıllardır hırka olarak da kullanıyorum. Mont gibi de giyiyorum. O kadar rahat ediyorum ki çok hafif. Çok rahat bir modeli var. Hani böyle sıkmıyor. Bol bol. Kolları da şöyle yarım. Bundan bunu dikeceğiz. Bundan da diyorum ki böyle uzun. Böyle bayağı uzun hırka gibi kapşonlu olabilir. Yani şu an onu hayal ediyoruz ama nasıl bir model bilmiyorum olacak. Şimdilik aklımdaki böyle buklet gibi ve kendinden astarlı. Şöyle. Dün göstermiştim ya vlogumda. Çok güzel bir kumaşı var bunun. Bundan öyle uzun bir şey hayal ediyoruz işte. Bakalım şu leopar nerede? Bundan zaten şey olacak. Dümdüz böyle beli lastikli bol bir pantolon. Üzerine hemen siyah balıkçılarla giyerim diyorum. Hatta yengeme diyorum ki şu nasıl olur? Bunun sırtına olabilir, böyle omuzuna olabilir. Şu çok güzel bütünledi bunu. Dün aldığım bu da pazardan. Biliyorsunuz o. Onu diyorum koysam. Sizce bu en son zaten ütüyle yapışacak. Bunu buna çok yakıştırdım. Böyle yani bugün Fatma yengemdeyim. Bugün günlerden cuma. Hayırlı bereketli cumalarınız olsun inşallah. Ben çok kötü durumdayım. Boynum sırtım o kadar tutuldu ki sabah ablam Bengay krem sürdü. Ondan sonra da sıcak havlu koydu. Yengem de hap verdi. Neydi o hapın adı yenge? Voltaren hapı verdi. Onu içtim. İnşallah iyi gelecek. Saat kaç oldu? Saat 15.49. Yengem hala kesiyor. Şu pantolondan bende de vardı. Meryem'de de vardı. Şimdi eve gitmeye üşendim. Sırtım da ağrıyor ya. Meryem'den aldım üst katta. Bu arada yine hep vloglarımda bahsediyorum. Ha, yengemi tanıtmıştım geçen gün. Dayımın eşi biliyorsunuz Fatma yengem. Bu Meryem'in pantolonunu aldım. Ondan bir tık daha büyük yapıyor. Kesiyor yengem bu leoparlıdan. Bu bezi serdik. Şu yeşili kesti ilk önce ama en zor buydu değil mi yenge? Çok tüylü, kenarlarından Evet. tüy akıyor. İlk zamanlar akar dedi ama sonra hani silkeleyince o gider dedi. Şunun üstü hep böyle yemyeşil tüy olmuştu. Onu silkeledik. Sonra bu maviyi kesti. Mavi de böyle kapşonlu, uzun. Manto gibi de denilebilir yenge değil mi? Hırka gibi de. Böyle daha rahat giyeyim diye böyle kapşonlu, uzun manto, hırka arası bir şey. Öyle kesti. Yani yeşil bitti. Bu bitti kesmesi. Şimdi bu pantolonu kesiyor. Öyle yani şimdi devam ediyoruz. Bunlara yalnız hiç makara düşünemedim. Yani şey ip düşünemedim. Yengem bende vardır büyük bir ihtimalle de. Bu böyle beli lastikli. Şöyle şunun modelini göstereyim. Şöyle. Böyle. Bu beli bunun gibi kemerli lastikli olmayacak da normal lastikli. Çünkü üzerine ben bol balıkçı kazak giyeceğim. Böyle aşağıya doğru bol. Öyle dümdüz bir pantolon olacak yani beli lastikli. Ben bunu Burdur'da görmüştüm. Dün de dedim ya çok daha fiyatlıydı böyle dümdüz. Aynı bu penyeydi, aynı bu desende. Böyle hem pijama altı gibi bir şey olacak ama hani balıkçı kazaklarla da kombinleyebilirim diye düşündüm. Evet tatlım burayı yap Şimdi getir. kahve istedi yapmayacağım. Nescafe yapacak. Mesut bir Evet. şey yemedin yavrum. Yerim anne. Yesin yesin. Yesin yesin diyor. Ne o kirazlı gözlük ipini de taktı. Coco Chanel'ı.
Yeşile mi başlayalım, maviye mi dedik? Karar veremedik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inşallah. Güzel olacak. Sonra yeşile karar verdik. Meryem de geldi. Şimdi diyor ki size kahve yapayım diyor. Üst kata çıktı o kahve yapmaya. Buğurdanlığımı görüyor musunuz? Yengem de almıştı bundan. Dün bir müşterim geldi yenge bayan. Bundan istediler buğurdanlıktan. Ama artık yok dedim. Kırmızısı da vardı ya, bir tane kırılmıştı da getirmiştim. Ha, üstü mü Geçen kırılmıştı? ondan sonra kırmızı şeyi de vardı, sürahisi. O düştü, kırıldı. Onu da kıyamıyordum atma. İki taneydi canım. Ne yapacaksın iki taneyi? İki Boş ver. taneydi ama hoşuma gidiyordu yani. Yenge bir daha söylesene şey sanmasınlar. Diyor ki çekiyorsun ama diyor burayı yatak sanmasınlar diyor. Dilim ağrıdığı için yerde kesemiyorum. Kanepeyi açtık, onun üstünde kestik. Bir de çok ip oluyor. O yüzden Öyle. üstüne o Evet. bezi serdik. Şimdi yeşilden başlıyoruz. İnşallah güzel olacak.
yaşamadım. Dün de öyle. Ama hiç böyle görülecek halde konu, yani beni gördüğünüzde içiniz kararırdı. Öyle söyleyeyim yani. Dün zaten annemin bir alt pijamasını giydim. Üzerine de bir kumsalı siviti vardı. Annemlerde kalmıştık. Bu depremden korktuğumuz için birkaç akşam orada kaldık. O kadar kötü bir haldeydim ki sırtım. Sabah kahvaltı yaptık. Tezgaha geldim annemlerin. Bir şeyler yapıyorum böyle ama şu tam şurada benim bu sefer tuttu. Tam yani şu boyun kısmı değil, şuradan. Ama böyle yani gerildiğini ve kasıldığını anlıyorum. Bende boyun fıtığı var. Bazen şuradan şöyle tutuyor. Bazen biraz daha aşağıdan tutuyor. Dedim ki böyle geliyor. Yani onu ben hissediyorum. Anlatamıyorum ama sanki o kısım böyle bir film böyle sırtıma sokuyorlar gibi hissediyorum. Bir değişik sertleşiyor gitgide, hop kilitleniyor. Zaten şöyle dönemiyorum çok fazla. Hala yine dönemiyorum ama sırtım bugün çok şükür iyi. Dün öyle hiç iyi değildim. Dükkana gitmedim. Fatma yengeme gittim. Yengem orada bana dikti. Ama iki montum da çok güzel oldu ama size gösteremeyeceğim. Çünkü şeyde, annemde bıraktım ikisini de. Ondan sonra işte Voltaren içtim. Ablam biraz kremledi sağ olsun. Arkama sıcak havlu falan koydu. Akşam yattım. Sabah bir tık daha iyiydim. Yani en azından şöyle rahat, hani bu kadar bakabiliyorum. Yani bu tarafıma daha kolay dönüyorum. Şu tarafım benim her zaman daha böyle zor dönerim fıtıktan. O yüzden böyle bugün çok şükür diyeyim, yine daha iyiyim yani. Dün hiç böyle şöyle yapamıyordum. Yani hapşıracağım diye ödüm patlıyordu. Çünkü bir defa hapşırdım. Aman Allah'ım, sırtım, boynum sanki parçalandı yani. O kadar kötü. Zaten ne zamandır bekliyordum yani. Ha tutuldu, ha tutulacak. Bunu bekliyordum açıkçası. Çünkü yılda bir oluyor. 2 yıldır olmadı. Diyordum ki yani bayağıdır bu, ya geçti bende boyun fıtığı ya da ha geldi ha gelecek gibi. Hakikaten de bu havalarda biraz lodos falan, böyle sıcak, işte hava güzel deyip üstümüzü çıkarıyoruz, terliyoruz. Böyle tam böyle koruyamadığımız bir dönem ya. O yüzden sanırım, neyse çok uzattım. Yani 2 gündür, dün özellikle, bugün o kadar değil. Bugün iyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Dün çok kötüydüm. O yüzden hiç böyle kendimle çekecek halde değildim. Modum da yoktu. Eski kumsallığın bir sivitini buldum annemlerde. Onu giydim. Altıma annemin bir pijamasını giydim. İnanın dün öğlen saatlerinden beri bugün üstümdekileri çıkarttım, biliyor musunuz? Hiç çıkartmadım yani. O kadar berbat bir haldeydim. Kek yaptım. Airfryer'de kek denemek istiyordum. Kek yaptım. O keki attığımda, o arada da duşa girdim. Çıkınca saçlarımı da şöyle azıcık öreyim dedim. Evde biraz önüme geliyor, rahatsız oluyorum. Sonra cilt bakımı yaptım. Böyle biraz parlak gelebilir cildim. Cilt bakımı yaptım. Nemlendiricilerimi sürdüm. Aslında cilt bakımı için çok soru alıyorum. Ne kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz gibi de. Ama bilmiyorum, bunun için ayrı vlog çeksem izlenir mi? Onda biraz tereddütlüyüm açıkçası, o yüzden çekmeyeyim. Ya da siz yazarsınız eğer çekmemi istiyorsanız. Çoğunluk yazarsa çekerim, hani çok kişi yazarsa çek diye çekerim. Sizlere de belki fikir olur yani, hepimiz bir, ben çok severim mesela bir başkasından neyi nasıl kullanıyor, bir krem sürüş şekli bile insanda fark edebiliyor. Neyse, şimdi ben şey yaptım, hurmaları, bir iki kova hurmam vardı, bir kovayı soydum. 2 peteğim doldu. Bu soyuyla soydum. Daha kolay oldu. Yağlı kağıt koydum petekleri. Üzerlerine dizdim. 2 peteği doldurdum. Akşama da biraz yine soyarım. Hatta Sami de belki yardımcı olur. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Yarın pazar. Rahatla otururuz. Hem soyarız Allah nasip ederse. Diğer kovayı da bitiririm. Petekleri doldurdum. 2 peteği. Ondan sonra 6 taneden sanırım böyle sert hurmalardan olması gerekiyormuş ama. Yumuşak hurmalardan mesela Fatma yengem daha önce denemiş. Olmadı güzel diyor. Sert böyle 6 tane hurmayı da yine soyuyla soydum. Şöyle elma dilimi şeklinde dilimledim. Üzerine de böyle 3 bardak kadar falan şeker koydum. Kapağını kapattım tencerenin. O yarın sabaha kadar öyle şekerde bekleteceğim. Yarın sabah kaynatacağım. Şeyden, hurmadan reçel yapacağım. Bakayım nasıl olacak. Yani öyle biraz da can sıkıntısından da denediğim bir şey oldu. Airfryer'de işte keki denedim. Kek nasıl oldu? Bir saniye, şimdi göstereceğim. Nasıl oldu derseniz, kekin tadı enfes oldu. Yani gerçekten üzerinde şöyle bez koydum. Enfes oldu. Sadece şekil itibariyle böyle şöyle göstereyim mi? Şöyle yayılmalar oldu. Yani mesela şuradan biraz patlayarak pişti. Ama
Kek harika oldu yani. Şöyle şu dilimi çıkartayım ben size. Hala da ılık. Airfryer'in içinde bıraktım. Bakın. Ay. Şöyle göstereyim. O kadar çok kabardı ki. Dört parmak var yani. O kadar güzel. Bazı yerleri böyle şey hasta gibi görünebiliyor mu? Biraz sıcakken kestiğim için o kısımları öyle. Yani şekil kötü olabilir ama tat ve lezzet, kabarma anlamında enfes oldu. 30 dakika ayarladım ama 40 dakikada pişti. Bir 10 dakika daha uzattım. Bunu ben yine böyle koyayım da şöyle üzerini de bezle örtüyorum sıcak kalsın diye. İçinde o airfryer'in bir özelliği var yani piştikten sonra şey yapabiliyor. Yarım saat 40 dakika sıcak tutabiliyor. Bugün de bulaşıkları elde yıkama modundayım. Nedense çıkan her bulaşı elde yıkıyorum bugün. Akşam yemeği ne yapacağım bilmiyorum. Sami'yi aradım dedim ki ne yapsam. Bugün evdeyim ben yapayım yemek. O da hiç fark etmez. Gelince bakarız. Yani hiç öyle şey olmadığı için Sami'nin yemek takıntısı hiç olmadığı için Allah'a şükür. O yüzden şu an düşünüyorum yani ne yapabilirim. Belki bir patates yemeği ve makarna yapabilirim. Bilemedim. Ne yemek yapacağım bulamadım. Şu çiçeğimi, flaşımı açabiliyor muyum? Açamıyorum. Şu çiçeğimi biraz elden geçirdim. Böyle aralarında ince otlar olmuş. Suladım. Böyle ufak ufak çiselti şeklinde suluyorum bunu. Bu tabakta hani yazın bahçeye yapmıştım ya o. Şu mesela biraz fazla uzamış. Bunu böyle baktım birazcık. Aa, bu aynamı görmüş müydünüz? Şeyden almıştım. Burdur'dan gelirken evet. Kütahya'dan almıştım. Hani şu kenarları seramik olan. Şöyle. Bunu ben ne yaptım biliyor musunuz? Buraya bilmiyorum çok uydu uymadı. Ama şöyle sobanın yanına. Sobanın üzerinde de kargolar var görüyor musunuz? Şöyle sobanın üzerine koydum. Şu yastık anneme gidecek. Bu koltuğumun eski kumaşından kaplı olan yastık. Bu bayağıdır fazlalık benim evimde. Sonra Sami'ye gelirken bir saksı almasını rica edeceğim. Şunun içine böyle biraz daha büyük saksıyla değiştirmem lazım bu deve tabanı. Değil mi? Evet. Deve tabanı diyeceğim. Çünkü saksısı çok küçük. Bakar mısınız içinde ne kadar küçük kalıyor. O yüzden onu daha büyük bir saksıya ekip yine bunun içine koyacağım. Bunu da bir tık daha küçük bir saksıya. Yine büyük olacak ama bir tık daha küçük bir saksıya ekip bu sepetin içine koyacağım. Sonra bunun şu aloe veram bunun dibindeydi. Bu rahmetli kayınpederimden. Aloe vera onu yetiştirdiği aloe vera'dan filiz almıştık. O yüzden buna çok iyi bakıyorum. Çünkü Sami çok böyle hep bunda gözü bakıyorum çiçeklere bakarken. Bunun dibindeydi bu aloe vera. Çıkardım bugün buna ektim. Suladım. Ay inşallah bir zarar vermemişimdir. Böyle diplerine parmağımla sıkıştırdım. Şu da küçücük. Bunun dibinde vardı. Onu da aldım. Bakayım bilmiyorum o da tutar mı onun dibinde. Şu da şeyin kedilerin yuvasıydı ya. Bir çiçek daha ekeceğim. Fatma yengemle Meryem'den alacağım var. Onu da yine bunun içine koyarım. Birkaç tane sukulent bunun içine doldururum ben. Ama bu köşemi sevdim böyle yeşillikler içerisinde. Baklara hiçbir şey olmadı bu arada. Hiçbir şey yok. Allah'a şükür böyle pek bozulacağı benzemiyor. Bilmiyorum sizin fikriniz var mı ama sanırım bunlar pek bir şey olmayacak. Şu saksıyı da işte yengemlere bir ara gidip Meryem'le yengemden bir çiçek var ondan alıp ekmek istiyorum. Bu şeyde rafı da ablam kullanmıyormuş. Ben de çok beğendim. Bana verdi. Aslında şey olarak istedim. Şunları belki sığdırırım içerisine diye düşündüm. Ama baksanıza kıtı kıtına sığmıyor. Bunu nerede ne şekilde kullanayım? Bana fikir verirseniz sevinirim. Banyoya koymayayım diyorum. Belki orada küf olur. Şurasını kaldırırsam kırılacak gibi. Böyle çok güzel bir raf. Şu duvarım desenli olmasa tabii ki direkt buna asardım ama şurada nasıl durur sizce? Seçil video atmış az evvel. Bu arada da böyle duş falan aldım diye şu kısmım sanki böyle hassas hissediyorum. Hemen üşüyeceğim gibi geliyor. Aslında peteklerim 55-60'da falan. Yine de bu sabahlığımı giydim. Seçil video atmış. Bunu izlemelisin diye böyle bir şey YouTube'dan. Burçlarla ilgili. Ben de burçlara inanmam yani. Hiç burç, ne burcumun özelliklerini bilirim. Bu arada boğa burcuyum. Hiç bilmem yani. Boğa burcunun bir tek yemeğe çok düşkün olduğunu bilirim. O özellikle bende çok bolca olduğu için oradan aklımda.
Hiç burçlara böyle inanmam, takılmam, böyle çok araştırmam, işte haftalık burcumu falan hiç baktığımı bilmem yani. Bu gençken de böyleydi, hala böyle. Neyse Seçil, Aziz Allah ezan okunuyor. Yollayınca baktım. O kadar ilginç ki, hatta o da gülücük atmış, muhakkak izlemelisin diye. İşte Boğa burcunun bu yıl 2-2,5 yıldır diyor uğraştığınız sosyal medya ile ilgili çok güzel bir yükselişe çıkacaksınız gibi bir şeyler anlatmış. İşte büyük bir kitleye ulaşacaksınız diyor. Ay, inanmam ama bunları da okuyunca böyle bir hoşuma gitti. Neyse ezan okunuyor şimdi. Böyle kısaca size de bahsedeyim dedim. Ben şimdi yemeklerime başlıyorum. Çünkü saat kaç? Saat 17.40. 17.43. Şimdi 7.30 gibi de Samiler çıkar. Anca yemeklerimi hazırlarım. Şimdi barbunya yapmaya karar verdim. Makarna ve patatesten vazgeçtim. Barbunya yapacağım. Dondurucum da vardı. Yanına da bir pilav yaparım. Turşu çıkartırız. Bu akşam da böyle olur artık. Blok sanırım bu akşam yayınlamam. Çünkü çok fazla dolu blok olmadı. Yani şey yaptım. Şu perdeyi de kapatayım mı? Çok yansıyor. Öyle çok fazla hızlandırılmış oldu. Hani şey hurmaları falan soyarken, işte keki yaparken. Yani çok içerik olmadı gibi geldi bana. İçim rahat etmedi. Dedim ki en güzeli yarın pazar. Yarın da devam edelim. Allah nasip ederse yarın akşam, pazar akşamı vlogu izlersiniz. Artık şu an bile 20-30 dakika olmuştur da yarınla birlikte sanırım 1 saatlik bir vlog yarın akşam sizi bekliyor. İnşallah sıkılmazsınız. Kumsal'la Sami geldi. Şimdi bir A101'e. İlla diyorum ki A101'e gelmeyeyim. Sırtım tutuldu. Duştan çıktım diyorum bugün. Ama bir dinlemediler. İkisinin de bir A101'i geldi yani. Ne alacaksınız şimdi bakalım? Niye getirdiniz? Bir ihtiyacım da yoktu. Ben bir tek şey istiyorum. Zeytine. Zahter canım çekti. Zeytin içine koydular. Bakayım var mı? Bu arada baksanıza. Terliklerle çıktı. İyi, sen ne yapıyorsun sen? Kajun var. Kumsal, zahter var mı? Bakar mısın? Zahter baharatı yazacak. Ya Allah'ım, ya Rabbim. Ben zahter var mı diyorum, diyor ki ben anlamam, çikolata bakmaya gidiyorum. Zahter, 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 zahter. Siz yediniz mi daha önce? Fikirleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Çok güzel oluyormuş zeytinle. Tamam, zahter göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Hayır, yok ya. Bunların var ya, bunlar bugün yorulmamış. Dinlenikler. Tabii, o yüzden istedikleri gibi dalga geçiyorlar benimle. Ay. Yumurtalıklar gelmiş. 32 lira. Yok, bu 32 değil. Bunlar pipetli bardak, plastik. 14'lü. Şey gibi yapmışlar. Starbucks'ın böyle bir bardağı var ya, termos bardağı. Onun çakması gibi yapmışlar. Bunlar güzel. Küçük. Şu erzak kabı ama minik. 14.95. Bir şey yok. Tavsiye. Efendim. Bir dakika bakar mısın? Bir dakika bakar mısın? Dükkanda da böyle bu adam. Sürekli bir dakika bakar mısın? Sana da bakarım. Bak, onun benden izinli almaya çalışıyorsun değil mi? Cipsin. Ha? Asla. Sakın sakın. Sakın 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 sakın. Hayır. Kumsal. Onu ben geri bıraktıracağım. O. Allah'ın gücüne gitmesin. İğrenç. O nadalı sakın. Geri bırakıyorsun hemen. Yanlış aldım diye. Kumsal. Kumsal. Lütfen. Peynir mi var mı? Peynir. Hayır. Evde senin istediğin peynirden yok. Aa, şimdi bir kadife tatlısı yerdim ya. Vallahi yerdim. Almadın değil mi?
Teşekkür ederim anneciğim. Benim kızım vicdanlıdır. Hayır deyince. Havlu peçete, tuvalet kağıdı. Bu marka ne Sami? İlk defa duydum. Aqua. Hı? Aqua. Aqua mı? Hı-hı. Aqua. Bu ne? Beypazarı gazoz. Süzme peynir, kumsal seviyor. Kahvaltılık sos, nugget. Yani bir tane sağlıksız şey hakkı verdim, onu seçti. Meyveli yoğurt. Önceden açmışlar. Ya da yanlışlıkla açıldı. Önceden vardı hatırlarsanız. Para şeklinde çikolatalar. Şuraya da sanırım her zaman gelmeyen ürünler geliyor. Kakaolu pirinç patlığı. İşte böyle farklı cezerye. Bu neymiş? Tarhana cipsi. Bu şu, ben bir kere denedim ya. Benlik pek bir lezzet değil. Karamelli popcorn. Bunlar her zaman gelmeyenler diye biliyorum. Kabakları bir çıkaralım. Şuradan indirelim. Yalnız var ya, şu bana harika bir sunum tahtası oldu. Şey, ürünler için çekim tahtası oldu. Ay Sami, harika şeylerle geldi. Size de hemen göstermek istedim. Şimdi ne işte? Dün yaptıklarımı koy önce bence de. Tamam, ben peki bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Büyük patron cuma günü gelmeyeceğim dedi. Ya adım da büyük patron. Ne, evet. Ne patronuysa ben bildiğin çırağım yani. Şimdi gelmeyeceğim deyince bu küpeyle kolyeyi yaptım. Dün. Bu küpeyle kolyeyi ne zamandır istiyordum ama. Dün yaptım. Belki dedim kandırırım. Yarın gelir. Ha, coşa gelirim yani ya. Coşa gelir dedi. Ay çekebiliyor musun? Dur, oradan ben bir bakayım. Flaşı açalım mı Sami? Şu küpeyi çok beğeniyorum. Daha önce de yapmıştı. Bir dizide vardı bu. Bir dakika, telefon gelmese şaşarım. çok beğeniyordum. Ben bunu bana Sami... Ay ya, şarjı. Şuradan taksana Sami. Yok, durdurmadan tak. Şöyle göstereyim bu arada ben size. Bakın. Ha, şimdi de Sami'ye döndüler. Sami'nin telefonu duyuyor musunuz? 90'lar müziği. Tamam abi, birazdan. Hadi görüşürüz. Ne diyor? Çay demledim, gelin diyor. Ya görüyorsunuz işte, biz de böyle daha yeni yemekten kalktık yani. Yine oturduk ya. Sen bir şey anlat bakayım şimdi, evet. İlk ürünleri niye yaptın? Dün bunları yaptım işte, küpeyle kolyeyi çok istiyordu. Fırsat bulup yapamıyordum. Dün araya sıkıştırdım cuma günü. Hemen zaten namazdan sonra bunlara başladım işleri bitirip. Dedim belki patronu kandırırız da bugün gelir. Şarjı taktım bu arada, flaşını açabilirim. Açamıyorum ama biraz dolması gerekiyor galiba. Neyse, flaşsız gösteriyorum. Akşam. Aa dedi, çok sağ ol hayatım, şöyle güzel böyle güzel, iyi tamam. Neyse yarın gelin. Ben dedi yarın da gelmeyeceğim. Dedim ben bunları yaptım ama işte gelirsin diye. Yok dedi, gelmeyeceğim. İyi dedik. Ama boynum çok kötüydü biliyorsun yani. Gerçekten çok kötüydü. Bugün iyiydim Allah'a şükür. Bugün de iyi oldu. Evde biraz vakit harcadım. Böyle öte beriye bir şeylere baktım işte. Yani çok da bir şey yaptım sayılmaz ama. Ya ama yemeklerimi çok beğendi. Evet, ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Neyse, hadi dedim bari bugün de şu diğerlerini yaptım. Şimdi önce bunları... Kandırırız patronu da pazartesi gelir diye. Pazartesi gelirim artık nasıl. Ya. Bugün yine bir takipçim gelmiş. Evet. Çok diyor şey, naif bir bayandı diyor. Geldi diyor, başını böyle soktu dükkana diyor. Nilgün Hanım yok mu? Şey diyormuş, çok tuhaf bir duygu. Siz bizi tanımıyorsunuz ama biz sizi çok iyi tanıyoruz diyormuş. Allah razı olsun. Şimdi bu küpeyi daha önce Sami yapmıştı. Gerçek incilerden yine. Bu hangi diziydi o Sami? Bir apartman, ne? Masumlar Apartmanı'nda. Öyle bir şey. Evet, başroldeki bayanın kulağında vardı. Bunu görmüştük. Sami bunu yaptı. Bana ne zaman yapsa hep kulağımdan gitti. Bakın böyle tek delikli ama taktığınızda 3 de hala flaşı açıyorum. 3 tane delik varmış gibi böyle küpe duruyor ve bu tek kulağınıza takılıyor. Şahane bir küpe ve ben buna takım hep Sami'ye diyordum ki böyle çivi inci, çivi inci böyle bir kolye istiyorum diyordum. Hatta buna kombin bir tane daha var aklımda. Bir tane daha var yani, öyle onunla kurtulamayacaksın. Bu böyle bununla çok güzel kombin olur diye düşündüm. Şöyle bunu önüme doğru çekeyim. Ben mi ayağa kalkayım? Çok güzel olur bununla diye düşünüyordum. Yapmış ama gerçekten bayıldım. Şuraya baksanıza, hepsi orijinal incilerden. Bunu böyle boynuna takacaksın.
Her şeyle kombin olacak. Ben bunlara dün akşam öyle sevindim ki dedim ki resimlerini çekerim, evde de çekerim. Hatta annemlerde bile dayanamayıp çektim. Sonra bu akşam bir geldi. Aman Allah'ım. Şimdi bak önce başlayayım şu küpelerden. Bu küpelerin biz daha iri incisiydi değil mi sana daha önce Bu boy inciyle yaptıklarımız? yapıyordum Şu ben. boy inci inciyle yapıyordu bu küpeleri. Bakın bunlar böyle minik sallantılı düz tutabiliyorum muyum? Hayır. Şöyle minik sallantılı minik incilerden. Şöyle tekini göstereyim. Ve böyle hani yatıp kalkarken batmayan küpe tarzı. Şöyle baksanıza şunun güzelliğine. Küçücük küçücük incilerden. Bunu nasıl örürken sıkılmıyorsun diyeceğim ama asıl şimdi bilekliğe bakın siz. Bilekliği görünce şok olacaksınız. O Kolyesi kadar de var onun. göstereceğim sırayla. Bu böyle bir küpe. Bakın bunların hepsi birbirine kombin olabilecek şeyler aslında. Değil mi Sami? Yani Ya ben iri bunları böyle ince. takarım. Bu şekilde böyle komple takarım yani. Sonra bunun kolyesi. Bakın. Böyle zincirin içinden geçirmiş. İncileri örerek. Böyle de göstereyim bir de elimde. Ay çok güzel. Bak Sami bununla bu da çok güzel kombin olur. Olur. İkili. Yani inci zaten hepsi birbirine kombin Ama olabilir. bunlar bir daha minimalist şık şeyler ya daha güzel kombin olur. Ama asıl bombayı gösteriyorum. Ben bunu ne zamandır istiyordum, ne zamandır. Ama Sami buna bir türlü gözü yetmiyordu. Yani Nilgün o benim 2 günümü 3 günümü alır. Nilgün o benim 2 3 günümü alır. En sonunda yapmış. 2 gün sürdü tam onu Ay yapmam. şuna bir bakar mısınız? Yani 2 gün dediysem hani başlayalı çok oldu ama yaptığım süreleri hesaplarsan 2 gün sürüyor. Çok uğraştıran bir iş. Bakın şuraya daha yoğun ve büyük incimi taktın. Yok aslında hepsi aynı boy ama Ama süzme gibi görünüyor. süzme olduğu için Ay yani şahane mesela bir burada 20 şey. tane varsa burada 10, 17, 9 gibi düşerek geliyor yani Ay sayıları. bu kadar modern. Bu, baksanıza sabi şu ekranda da bakar mısın? Aynen. Kum gibi bir işçilik var. Bunu bileğime takar mısın? Önce şöyle bir göstereyim. Ay çok güzel ya. Şahane. Bunu bileğime takar mısın? Eğer bunu kandırabilirsen bir tane de kendime yaptırmak istiyorum. Bunu sana yaptım zaten. Gerçekten. Gerçi. Ne yaparsa da ben beğendiğim gibi diyor ki tamam tak o senin, tak o senin. Ben kıyamıyorum. Olsun olsun dur şimdi müşterilerime göstereyim. Şimdi şuraya şöyle bir aparat takmış. Oraya bir gösterir misin? Şöyle burada Bana doğru tam. döndür onu birazcık. Şöyle buradan kilitten sonra bir aşağı yukarı Oraya da bir 6-7 minik tane sallantı yapmış yaptım. bakın. Hani ters dönseydi Şimdi orası bilekliği boş döndürür müsün? kalmasın Diğerini diye. böyle ayır biraz Sami. Bunu çıkartayım mı? Yok dursun dursun. Ha öyle yap. Şuna bakar mısınız? Ay Sami gerçekten bu efsane bir şey. Bak ekranda da bak. Ay çok güzel. İnanılmaz güzel. Hayırlı olsun. Ay çok beğendim. Gerçekten ama bu bende kesinlikle durmaz. %100 durmaz yani. Sen de biliyorsun. Saatime durursa Ama kıyamıyorum ki. Yani ay çok ya beğendim. Bunu ben alayım deyince. Yok olsun bana yine yaparsın. Ay, ay 7 dakikadır çekiyoruz şöyle bir yalnız. şey diyeyim mi? Ya belki insanlara yalan gelir. Hani parayla yapmayacağım işler var gerçekten. Hani para verip hani örnek veriyorum şu diyelim 2000 lira. Ama o kadar bir zaman sürüyor, o kadar bir emek istiyor ki hani 2000 lira yaptığına değmiyor. Çünkü seni en az 3 gününü 4 gününü tamamen kapatması gerekiyor. Bu O öyle bir tarz bileklik değil mi? onu demiyorum zaten. Ondan daha beterlerini yaptım biliyorsun. O tarz işler yapıyorum. Diyorum ki bu senin. Hani bunu satmıyorsun. İsteyen olursa zamanını alırız yaparız. Tamam diyor. Takıyor mesela küpe. Örnek veriyorum. Müşteriye gidiyorum veyahut da dışarıda bir yere çıkıyorum. Geliyorum. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ne? Ben küpeyi sattım. Haydi. Ama sen yine Ondan yapabilirsin sonra bana. O demiş ki insanlar çok beğeniyor. bir daha yapsana. Hem bu bizim ekmek teknemiz. Yani para kazanmış oluyoruz. Tamam para kazanmış oluyoruz ama şimdi bazı özel ürünler var diyorum ya. Mesela şu çok kibar bir ürün. Bak. Çok sıradan gibi, sade, basit bir görüntüsü var, değil mi? Ay değil. Bak basit bir görüntü yani. Flaşla çekeyim.
Bak basit bir görüntüsü var. Ama çok zor, ben bunu anlayabiliyorum. Ama bunu inanın sabah 9'da başlasam bunu benim hiç aralıksız yapmam. Ay. Akşam 4-5. Yani neden? Şöyle bir yakından göstereyim. Bakın bunlar gümüş tel çekiliyor. İncecik gümüş teli. Sonra tek tek, bakın bunların hepsi tek tek. Bu incinin deliğine göre ayarlıyorsun değil mi onları? Evet. Sonra tek tek çiviliyor onları. Tek tek kıvırıyor. Bu estetiği, bu tiril tiril görüntüyü vermek. Yani bunlar gerçekten çok çok fazla emek isteyen, ama şu bilekliğin üstüne bileklik şu Yok, an sırtım tanımıyorum. batıyor diyebilirim şu an onu Bunun yaparken. üzerine tanımıyorum, tanımıyorum yani. Hayırlı olsun, güle güle Çok kullan teşekkür Erkan. ederim. Rica ederim. Ay, şöyle bir kendime çevireyim kamerayı. Bilekliğimle şöyle şıngır Takılayım şıngır. Nasıl? bir anda. Takılayım bir anda. Evet. Vlogumu ben aslında bugün sonlandırmayacaktım ama galiba çok uzun bir vlog oldu. Şimdi 8-9 dakikadır şimdi konuşuyoruz. Saat de şu an 10'a geliyor yalnız. Ben hemen vlogumu editleyeceğim. Allah nasip ederse 1-1,5 saate. İşte bu gece saat 11, 11,5 gibi. İnşallah izlersiniz. Umarım sıkılmamışsınızdır, severek izlemişsinizdir. Hepinizi çok 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 seviyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Mutlu hafta sonları. Hoşça kalın. Yorumlarda buluşalım.